yaptı. S klasmanında SRT'ye daha çıkamadı. Ve son tercihte ne oluyor? Abi mükemmel tercihler, isimleri kapat hemen. Sen bir dakika onu bana bırak. Söyle. Sol tarafa baksana abi. Nolan abi. Nolan'ı demiyorum. Xborg Altın. Evet öyle dedik. Murano ile ben öyle demedik. Şey, Roger Orman. Roger Orman dedik. Murano ile ben öyle demedik. Onu sen Orman dedin. Zannettim. Şeyi mi? Roger mı? Biz Xborg'la Roger'ı farklı söyledik. Yok hayır şey. Ya burada taşıyıcı olacaksa bence en iyi taşıyıcı Tianzi. Evet. Tianzi neredeyse eşit tempoyla ilerliyor. Tianzi katıldı şimdi oraya. Tianzi Pagu'nun üzerine gidiyorlar. Pagu burada düşer mi? Hayır arkadan kazı çaktırmadan geldi ama Pagu düşecek. Tianzi ilk kanı aldı. Yani hiç istemeyeceğiniz bir kahramana gidiyor. Roger'a gidiyor ve orman temposunda müthiş öne geçmiş olacaklar. Kazuya yalnız. Gelecek Apex'in dikkat etmesi lazım. İki oyuncu üstüne. Oo Pagu ile beraber geldiler. Apex bir kez Apex daha yakalanıyor. Apex üst üste. Ya Kazuya'nın 4 seviye potansiyeli o kadar yüksek ki ultiyle beraber. İkidir müthiş sonuç alıyor bundan ve buna saygı göstermiyor FF. Evet. Derken yani. Yine üstte bir aksiyon. Alien tabii kaçacak çok rahatlıkla ama bütün bunlar neye sebebiyet verdi? Kaplumbağanın alınmasına sebebiyet verdi ve S2G şu anda 500 altın önde. Gelecek Apex'in dikkat etmesi lazım. İki oyuncu üstüne. Oo Pagu ile beraber geldiler. Apex bir kez Apex daha yakalanıyor. Üst üste. Ya Kazuya'nın 4 seviye potansiyeli o kadar yüksek ki ultiyle beraber. İkidir müthiş sonuç alıyor bundan ve buna saygı göstermiyor FF. Evet. Derken yani. Yine üstte bir aksiyon. Alien tabii kaçacak çok rahatlıkla ama bütün bunlar neye sebebiyet verdi? Kaplumbağanın alınmasına sebebiyet verdi ve S2G şu anda 500 altın önde. Kaçması lazım S2G'nin. O çok kritik. Lord'a, yani Lord dansına başlamadan onu yapmayı başarırlarsa bence avantajları çok büyük olur. Apex öldü ölecek bu arada. Halus ulti geldi. Sersem Metin Aruz'un üzerinde biraz sıkıntılı pozisyon. Şimdi Ezler formunda girmeye çalışıyorlar ama bir bağışıklık var o noktada. Arka tarafta Pagu düşen ilk isim Rosa skoru sahibi ve burada Kazuya'nın desteğe gelmesi Alien'in ölümü anlamına geldi. Lunar içeride zıplıyor, zıplıyor. 2'yi kovaladı, 3'ü kovaladı. 4 skor. Siki boom. Burada paramparça ederken 2-2 Begin'e gidiyor. Benim karşısına tek başına kimseyi gönderemezsin. O büyük problem. Bir de Moskova da var oyunda. Aynen öyle. Aynen öyle. Başlandı. Lord yani şu an çıtır çerez bir orman kampı gibi. Bir anda alınıyor. Dakika yani, 9.02'de. Çok rahat. Müthiş bir Lord. Bununla beraber acaba 200 kulesi gelir mi mesela? Ya bundan bir 15 saniye önce aslında S2G'nin dizilimi müthişti. Onu biraz konuşabilsek çok iyi olurdu. Ama hatta varsa rejimizden tekrarını isteyelim. Alabiliyorsak alalım. Rosa'nın üstüne gittiler. Oo iki mükemmel korkutma. Moskova ulti aradan gol oldu adeta ama hiçbir önemi yok. Çünkü ön tarafta kalmış bir Alien var. Kazuya 2'de ikisini dağıtıyor. Ayrı bir 6-0-3. Bir de eşyaları rica edeceğim. Çünkü büyük ihtimalle full eşya botu falan satsa satabilecek noktada olabilir. Diyordur. Ama işte çok zor bir savaş olacak o. Bu arada 5 eşya artı bottu. Kazuya en son ve 4K gibi bir fark vardı. Tam kendi eşya mıydı hepsi? Bana ona tam eşya. 4 artı bot. Yani en son ölümsüzlük falan aldı zaten bitirdi. O eksikti. Biz eşyalara bakarken onu da aldı. Dedi abi full hali bu. Sigibum da şimdi doğa aldı bir tane. O da savaşta bayağı hayatta kalacak. Zaten sağ taraf hayatta kalmaya... İnce Begin'den hemen takım arkadaşına kopukluk gelen var. Bir destek. FF için bunu söylediğimi çok büyük hatırlamam. Sıkıntı. Ama kopukluk vardı bu savaşta. Pagu çekildi. Begin hala içeride. Dövmeye devam ediyor Sunshine. Lunar zıpladı arka taraftan. Kazuya! Rakipsiz ulti ile beraber son killerden birini alıyor. Çok güçlüler. Sigibum seri katile bağladı ve oyunun sonu dakika 14'te gelecek. 2-13 mükemmel bir dominasyon S2G eSports'tan. Haklarını verelim. Çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi oynadılar. Ve çok iyi de bitirdiler maçı.